Merhaba arkadaşlar. Çevrenizde çok zeki olduğunu düşündüğünüz ama bir türlü yüzü gülmeyen birileri var mı? Ya da siz çok zeki olduğunuzu düşündüğünüz halde bir şeyleri başaramıyor musunuz? O zaman birazdan bahsedeceğimiz olaylar size çok tanıdık gelecek. Bugün sizlerle zeki insanların lanetini konuşacağız. Üstün zekalı insanların problemleri çocukluklarından başlar. Çevresi tarafından anlaşılmazlar. İnsanların beklentileri ve kendi beklentileri de omuzlarına birer yük bindirir. Pek çok kişi bu yükün altında ezilirken zekasını nasıl kullanması gerektiğinin farkında olanlar ise hayatta gerçekten başarıyı yakalayan azınlık arasındadır. Bu başarı kişisel bir başarı olabileceği gibi iş hayatında da olabilir. Başkaları tarafından dünyayı kurtarması beklense de zeki insanlar basit bir hayatı seçince potansiyellerine erişemedikleri için suçlanırlar. Bunu kendilerine de yaparlar. Birçok insanın yaptığı gibi kendilerini hayatın akışına bırakamazlar. Günlük meselelere odaklanamazlar. Çünkü kafalarında her zaman daha önemli işleri düşünürler. Derinlemesine düşünmekten ve kendi zihinlerinde bunların tartışmalarını, muhakemelerini yapmaktan dolayı depresyona ve anksiyeteye meyilli hale gelirler. Zeki olan insanların hayatlarında öfke, bunalım eksik olmaz maalesef. Bu konuyla ilgili ünlü yazar Ernest Hemingway, "Zeki insanların mutluluğuna pek rastlanmaz," diyor. Zeki olmanın belki de en büyük dezavantajı ve hediyesi çok düşünmek. Olaylara farklı açılardan bakarlar. Pek çoklarının göremediği detayları yakalar, konunun üzerine giderler. Dünyanın verdiği tatminsizliği yarattıkları hayal dünyası ile kapatmaya çalışırlar. O dünyanın içinde sonsuz huzuru yakalayacaklarına inanır, hayallerin içinde kaybolurlar. Ancak herkesten farklı baktıkları ve olayları da daha önceden tahmin edebildikleri için toplumda her zaman bir adım öne çıkarlar. Ancak bu kurgulama yetenekleri toplum tarafından anlaşılmaz ve kurgucu, paranoyak gibi sözlerle yaftalanabilirler. Yüksek zekalı insanların bir diğer büyük laneti de kendilerine karşı acımasız olmaları. Hayatı boyunca zekasını kullanıp bir yerlere gelmiş, kendilerini geliştirmiş bu insanlar, bir hata yaptıklarında bunu kabul etmekte zorlanırlar. Zekalarının o yargıyı verdiğini, bir şeyleri yanlış hesapladıklarını düşünmek istemezler. Çok çabuk sıkılırlar. Hangi işe başlarlarsa başlasınlar, hemen bitsin isterler. Çünkü o işi ve mantığını çoktan çözmüşlerdir. Çözülmüş bir şeyle uğraşmayı da angarya olarak görürler. Etrafındaki insanlar da buna dahil. İnsanlardan da çok kolay sıkılırlar. Çünkü onlar tarafından anlaşılmadıklarını düşünürler. Kendilerini şaşırtacak insanlar ararlar. Hiç itiraf etmeseler de kendilerinden daha zeki insanların mutluluğuna özenirler. Ve tembellikleri de onların bir lanetidir. Olayların gerçekleşip gerçekleşmeme olasılığını gördükleri için önemsizliğini kavrarlar ve bunu sosyal hayatta tembellikleriyle öderler. Zekasıyla övünen kişi hücresinin genişliğiyle övünen mahkuma benzer demiş Einstein. Kısacası zeki olmak huzura erişilecek yolda önünüzdeki en önemli engeldir. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu videomuz size yararlı olmuştur. Siz de bize yardımcı olmak isterseniz kanalımıza abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ihmal etmeyin. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.